Mesmim Mehmet'tir, soy ismim Yaman'dır. Vartoluyum. Ben 1938'li doğumluyum ama fakat kimlikte 1943 yazmışlar. Yani geç yazmışlar. Muş Varto'dan koyunlara gidiyorduk. Kuzulara gidiyorduk. Başka bir şey yapamıyorduk. Reşberlik yapıyorduk. Yani çift sürüyorduk. Ekim biçiyorduk. Yani onları yapıyordum. Rızkımız bir şeker çayın dışında hepsi köyden imal ediyorduk. Çay, şeker, elbise. Yani ayakkabı yoktu. Yani lastik mastik yer alabilirseydi. Yani biz köylerde çok sıkıntı çektik. Okul yoktu. Askere gittim. Askerden geldim, 2 sene kaldı. Deprem oldu. Vallahi deprem evlerimizi hepsini yıktılar. Hiç ev mev kalmadı. Devlet milleti göç etti sağa sola. Çocuklar da gençleri hepsini okuturmaya götürdüm. Bizim oralarda okul falan yoktu yani. O depremden sonraki çocuklarımız hepsi, kimin çocukları vardı okudu. Hepsi yani yüksek tahsillerdir. O deprem dolayısıyla da memlekette çıktık, buralara geldik. Buralarda da çalışa çalışa sanayi mağarasındaydım. 78'de buraya geldim. Gecekondu yaptım. Burada bekledim. Öyle çalıştım, uğraştım. Bu hallere geldik yani. Buraya geldiğimiz zaman burada ev mevler yoktu. Ta İmraniye kadar baksaydı ya, bir o tepede ev vardı. Bir de Yavuz Türk'ün tepesinde birkaç tane ev vardı. Yani buralar bomboştu. Şimdi o zaman İmraniye bir köy gibiydi. Yani belediyesi meledesi yoktu. Sonra da belediye oldu. Bayağı belediyelerden düzgün bir şeyler yapıldı. Ha caddeler, ha yollar, her şeyler. Yani çok iyi oldu. Şimdi de bakıyorum ki yani hemen hemen İmraniye Üsküdar'ı da geçebilir. Yani çok temiz bir şeydir. Vallahi mesleğim bazı inşaat mişaatlarda çalışıyordum. Ondan sonra yengemin bir hanımın bir dükkanı vardı. Bazı da ona yardım ediyordum. İşte öyle. Vallahi İmraniye'nin ne bileyim bakkal zamanında bir yere gitmiyor. Bakkalı kapattıktan sonra yengeyle beraber sabah kahvaltımızı yapıyordu. Buradan yaya çıkıyoruz Çamlıca'ya, öyle Üsküdar'a, öyle akşam saat 11-12'den gelip yatıyordu. Her zaman iyilik iyidir. Kötülükte hiçbir şey çıkmaz. Sana diyorum vallahi Allah şehidim olsun ki bak ben bu yaşa kadar hiçbir insanla ne kavga ettim, ne küfür ettim, ne de biliyorum, ne de kimseye çekişiyorum. Asla. Allah ne demişse odur. Yani biz kapı komşu, vallahi gelirdi buraya, hepsi gece oturuyordu ta saat kaça kadar. Öyle herkes yani rahattı, iyiydi. Şimdi komşularım çok iyiydi. Ben de memnunum, onlar da bilmiyorum. Belki herhal ben de memnundur. Ben burada bir hasta masla olsam, vallahi hemen kardeşlerimden daha evvel koşarlar. Gençlere tavsiyem odur ki gençler devamlı doğru dursun. Tamam mı? Veyahut kapı komşularına, malına, mülküne, çoluğuna, çocuğuna hayatta göz dikmesin. Kendi malını, mülkünü nasıl bilirse halkın da öyle bilsinler. Kendi namusunu nasıl biliyorsanız halkın namusunu da öyle bilsinler. Yani tavsiyem budur. Doğruluk Allah'ın yoludur. Doğru yoldan ayrılmasınlar. Vallahi ben İmraniye'de çok memnunum. Yani beni tanıyanlar en az %20-30'u vardır. Hiç kimsenin birini gün ne kalbini kırdım ne de kimseye bir laf söyledim. İnan ki bir yere gittiğim zaman herkes bana saygılıdır. İsmet Bey'e her zaman teşekkür ediyorum. Bak ben buradaki geldim birkaç tane belediyeler geçti. İsmet Bey'e 1, Hasan Bey'e 2. Hasan Can. Bunlar ikisi de gerçekten görevli insanlardı.
Allah razı olsun, Allah bunları düşürtmesin. Yani hep iyiydi, hep milleti düşünüyordu. Ben bu adamlara selamım vardır, saygım vardır, hürmetim vardır. Çok çok selamımı söylerim. Allah razı olsun, Allah mertebini yüksek etsin.